muhalefetiyle, iktidarıyla, herkesin mülteci düşmanı olduğu bir ortamda bunun olmama ihtimali zaten çok yoktu. Küçücük bir kıvılcıma bakıyordu. İşte orada da aslında basında da Suriyelilerin yer alma biçimi, hani suçun şahsiliği ilkesi diye bir şey vardır. Çok öyle değil. Bir herhangi bir Suriyeli bir suça karıştığında o birey olarak değil, bütün Suriyeliler adına, Suriyeliler şunu yaptı, Suriyeliler bunu yaptı diye suçun hemen toplumsallaştırıldığı, kolektifleştirildiği, dolayısıyla cezanın da kolektifleştirildiği bir dil, bir anlatım var. Teçişler Bakanlığı'nın 3 kişi yakalanmış, bunların 41 tanesinin eski sabıkalı olduğu ortaya çıkmış. İşte uyuşturucu, yağma, yaralama, hatta tacizden de galiba insanlar var. Mesela bunların o öznelerin orada olma meselesi değil. Mesele şu, yani bu kadar az bir insanın, varsayalım vele ki 70 kişi de, 100 kişiydi, yakalananlar 70 kişiydi. Bu kadar insanın bir tek meseleden dolayı bir anda Kayseri'de var olmaları ve bunun bütün ülkeye dağılmış olması. Bu korkunç çünkü başından beri oluşturulmuş bir toplumsal nefret ortamı var ve bu nefret ortamının temel şeytanı ya da nefret nesnesi mülteciler, özellikle de Suriyeli mülteciler. Ya bir anda her yerde olması bu organize bir şey olduğu şeyi veriyor, izlenimi veriyor. Yani organize midir değil midir şu anda bir şey söylemek, elimizde herhangi bir veri yokken net bir şey değil ama oluş biçimi bize bunu gösteriyor. Türkiye'de bir de şunu görmek lazım, bu tarz linç girişimlerinde sürekli linçe eşlik eden başka bir motivasyon kaynağı var, yağma. Bunu da aslında nereden geldiğinin tarihsel süreçlerine bakıp, oraya dönüp, belki iyileşmeye oradan başlamak lazım. İşte bu topraklarda var olan 1915 Edirne pogromu, 6-7 Eylül olayları, Kahramanmaraş, Çorum, Gazi, Madımak, say say bitmiyor. Bütün bu meselelerde bakıldığında bir çeşit bütün iktidar, bütün devlet içinde olmasa bile belli kliklerin müsamaha, koruması altında gerçekleşiyor. Yani son Altındağ'da mesela videolar basına yansımıştı. Ne derece doğru, kimdir, söyleyen, hakikaten konuşan polis midir, değil midir bilmiyoruz ama şöyle şeyler var, polis mesela halkı işte şurada yapın, burada yapın gibi şeylerden bahsedebiliyordu. Dolayısıyla bu topraklarda ötekinin herhangi bir hakkı evrensel manada da iç yasamıza göre olmadığına dair bir toplam üzerinde mutabakta vardığımız bir hemfikir olma halimiz var. Türkiye'nin bir mülteci politikası yok. Yani bu insanları topluma entegre edecek, doğru bir şekilde burada mı kalacaklar, başka üçüncü bir ülkeye mi gidecekler? Onların gelecekte ne olacağının belirlendiği, burada kalacaklarsa hangi koşullarda bizimle beraber yaşayacaklar, biz onlarla beraber nasıl yaşayacağız, onları asimile etmeden, onların varlığını yok etmeden, böyle bir politika hiçbir zaman olmadı. Daha çok mültecilerle kurdukları ilişki siyasi iktidarın Avrupa'ya karşı kah şantaj aracı, kah da rüşvet aracı olarak kullanmak oldu. Bu insanların egemen sınıf karşısında savunmasız bıraktı. Çünkü bunlar emeğinin pazarlığını yapamadılar. Mesela bunların seyahat özgürlüğü yok. Uydu kentlerde kalıyorlar seyahat etmek için. Yol izni diye bir izin almak durumundalar ve bunda belli süreleri var. Şimdi insanları siz buraya mahkum ederseniz elbette ki ucuza çalışacaklar. Elbette ki en kötü koşullarda yaşayacaklar ve ucuza çalışıyorlar diye işte ben o çalışıyor ucuza çalıştığı için egemen olan ya da tırnak içinde yerli olan benim işimi kaybettim diye tepki gösteriyor. Oysa işin doğrusu bu değil. Eğer o insan zaten kendi emeğinin pazarlığını yapabilecek hakka sahip olsaydı Suriye'den buraya gelip Türk patronunu zengin etmek gibi bir hevesi olmazdı herhalde. İşsizlik var diyorsun, diyor ki işte mülteci ucuza satıyor. Sanki mülteci tercihen ucuza çalışıyormuş gibi. Kiralar arttı diyorsun, işte mülteciler var diyor. Sanki ev sahibine mülteciler, ya ben ucuza oturmayayım sen bu kirayı yüksel demiş gibi. Dolayısıyla temel mesele aslında mültecilerin haklarının tanınmaması, aynı sınıfta, aynı ezilen grupta olmasına rağmen yerli ya da ne bileyim vatandaş olan işçiyle mülteci işçiyi karşı karşıya getiriyor. Peki kim karlı çıkıyor?
patron. Dolayısıyla esas mesele biraz da bu işin esasında sınıfsal bir yönü var. Emin olun ki bu değersizleştirme meselesinde. Çünkü dediğim gibi ötekileştirme pratiklerinin hepsinde öncelikle muhatabı değersizleştirmek gerekiyor ki her türlü saldırıyı açık hale getirmek. Buna işte Yahudisinde de vardır, Suriye Ermenisi de, Rumu da, Çingenesi de, Kürdü de, yer yer Lazı, Çerkezi. Ne zaman bunlar saldırıya açık hale geliyorlar? Bu kesimler kendi haklarını talep edip siyaset alanında görünür oldukları zaman. Yani görünmez derken aslında bir sorun yok. Mesela Kürt meselesinde şunu çok duymuşsundur. Biz yıllarca yan yana yaşadık. Batı'da bu argüman çok fazla vardı. Yıllar yan yana yaşadık, hiçbir sorunumuz yoktu. Çünkü Kürtler o dönem hiçbir haklarını talep etmiyorlardı. Devletin baskısı.